Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Konya'da düzenlenen aday tanıtım töreninde gündemi değerlendirdi. AKP-cemaat çatışmasına değinen Baş, dikkat çekici ifadeler kullandı. Mindere çıkıyorlar, birisi sağ vuruyor, biri sol vuruyor, birisi kafa atıyor, biri tekme atıyor. Zannediyorsunuz ki bunlar burada bir şey yapıyor, yaptıkları bir şey yok. Ama hocam, 10 bin tane polisi aldı filan yere verdi. 10 binini de aldı, bu tarafa verdi. Bu iş değil mi? Evet, bu hiçbir şey. Niye? Senin iddian çok büyük. Ne diyorsun? Paralel devlet. Kim kurdu? Cemaat kurdu. Cemaat devlet içinde, yani devlet kurmuş. Bunu ben söylemiyorum. Kim söylüyor? Sayın Başbakan. Peki arkadaş, paralel devlet bir ekip, bir cemaat, bir cemiyet kurduğu zaman illegal faaliyetin zirve noktasındaki illegal hareketini yapmıştır. Yani kanunsuz bir harekettir. Şimdi buna uygulanması gereken bir yerden alıp onu bir yere koymak değil. Adaletin huzuruna çekmek, koyum getirmek, yaptıklarını tek tek sormaktır, öyle değil mi? Eğer bu insanların suçu varsa mahkeme önünde ispatını yapıp, bakın arkadaşlar, bunlar şunu 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 yaptı deyip ispatlamak. Ama bunu böyle yapmıyorlar. Vay, paralel devlet şöyle, paralel devlet böyle. Savcıyı alıyor bir tarafa, hakimi alıyor öte tarafa. Tamam, yanlışı varsa bütün bunları yap. Biz de bunun yanındayız. Olması da budur. Ama sen hiçbir şey yaptığın yok. Kalkıyorsun HSK'yı efendim feshediyorsun. Yeni bir HSK kurallamasına gidiyorsun. Hakimlerin niçin yerinden aldığın belli değil. Savcıları neden yerinden aldığın belli değil. Ha, onun da bir sebebi var. Diyor ki cemaat, bu arkadaşlar her ne kadar dürüst, sağlam görülse de bunlar saman altından su yürüttü. Türkiye'nin bütün kaynaklarını ceplerine, cebellezi yaptılar. Cemaat de bunu söylüyor. Mesela bir efendim banka müdürünün evinde ayakkabı kutularının içinde 4,5 milyon dolar para çıkıyor. Ha, bu yalan bu ise Allah'la bunlar arasında, ama bu iddia. Bunu bir insan temize çıkartabilmek için yargı önüne taşıması gerekmez mi arkadaşlar? Gerekmez mi? Bir sürü böyle iddialar var. E sen bunların hiçbirini yargıya taşımıyorsun ve ondan sonra da yaptığın, polisi bir yerden alıp yargıcı, savcıyı bir taraftan alıp bir tarafa vermek. Eğer gerçekten bunlar senin dediğin gibi ise çok daha korkunç, vahim. Niye? Mikrop oldu, oradan alındı, bu tarafa kondu. Orası hastaydı, şimdi bura hasta oldu. Değil mi? Sevgili arkadaşlar, bu siyaset, siyaset değil. Türkiye'de son dönemde asker ve devlet düşmanlığının körüklendiğini ifade eden Haydar Baş şöyle konuştu. Devlet düşmanlığı yapmak, asker düşmanlığı yapmak, bu çok revaçtaydı bu ülkede, yanlış anlamayın. Ben bu düşmanlıklar yapılırken, ey millet ne yapıyorsunuz yahu? Senin asker dediğin, senin devlet dediğin kurum, senin zırhındır. Bu olmadığı takdirde yok olursun, hakile yeksan olursun. Yok. Haydar Hoca derin devletin adamı. Niye? Devleti yıkmayalım. Devleti örselemeyelim. Devlet bizimdir. O devlet olmazsa biz yok oluruz dediğim için. İki, askere dokunmayalım. Asker bizim evlatlarımız. Yanlışları varsa zail edelim. Yani telafi edelim, terbiye edelim. Vay, asker hoca, Haydar Hoca askerin adamı. Duydunuz değil mi? He vallahi, ne o devletin adamı ne bu askerin adamı. Ben Allah adamıyım ya. Şimdi devlet babayı karşısına alanlar, orduyu karşısına alanlar, İttifak ettiler, el ele verdiler. Vay, devlet diye bir şey bırakmadılar sağ olsun. Asker malum. Şimdi meseleler halledince geldi, halledilince geldi menfaat paylaşımına sıra. Bu sefer menfaati pay edemiyorlar. Vay, paralel devlet bir anda çıktı ortaya. Bu paralel devletle yıkacak diyor.
E buna destek sen oldun. Buraya bunu sen getirdin. AKP grup toplantısında Başbakan Erdoğan cemaati eleştirilere devam etti. Sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın paralel devlet yapılanması olarak adlandırdığı cemaate yönelik tepkisi sürüyor. Paralel yapının yargı ve emniyetten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de sızdığını söyleyen Erdoğan yine sert ifadeler kullandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin özellikle o nezih yapısı farklı ama oraya da bunlar bu sızmalarını ne yazık ki yapmış durumdalar. AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan, paralel devlet yapılanması dediği cemaatin yargı ve emniyetten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de sızdığını söyledi. Malum, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin özellikle o nezih yapısı farklı ama oraya da bunlar bu sızmalarını ne yazık ki yapmış durumdalar. Konuşmasında Fethullah Gülen grubuna yönelik tepkisine devam eden Erdoğan şöyle konuştu. Bugün baktım bir tane şöyle karikatür var bir yerde. Malum. Malum medya diyeceğiz artık. İşe alınmada veya memur alımında jüri karşısında imtihana girecek olan güya 3 tane önünde AK Parti kendilerine göre kartı koymuşlar. 3 tane AK Partili dolayısıyla onları devlete alıyor. Ya bunu siz yaptınız, siz. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyorsunuz. Siz paralel devleti oluştururken sizin zihniyetinizde olmayan kimseyi devlete almak istemediniz. Bunun adımlarını attınız. Erdoğan konuşmasında cemaatin 28 Şubat sürecindeki tavrına da dikkat çekti. Biz bunları 28 Şubat'taki manşetlerinden aynı zamanda 28 Şubat'taki ihanetlerinden de tanırız. O ihaneti, o hançeri 28 Şubatçılarla yapılan o işbirlikçi tavrı bu millet unutmadı ve asla unutmayacak. Paralel devlet yapılanmasının CHP ile birlikte hareket ettiğini ifade eden Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dinlettiği ses kayıtlarına gönderme yaptı. CHP'ye şimdi ben buradan bir çağrı yapıyorum. Eğer cesaretiniz varsa bugün de patronunuzun ananaslı, tesbihli, Ugandalı ses kayıtlarını da yayınlayın. Hakimlere, savcılara verilen ihanet talimatlarını yayınlayın. Hatta açın o beddua görüntülerini, hocanız beddua etsin. Siz de salondan CHP'liler olarak hep birlikte amin deyin. Evet, şimdi durum değerlendirmesi yapacağız sevgili seyirciler ve telefon attığımızda önemli bir isim var. Önemli tespitleri olan bir gazeteci var, Yusuf Karaca. İyi akşamlar Sayın Karaca. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar. Evet, bilmiyorum bültenimizi izleme şansına sahip oldunuz mu? Sayın Başbakan'ın... İzliyorum efendim. İzliyor musunuz? Peki, çok güzel. Evet. Sayın Başbakan'ın her konudan bir şekilde cemaate geçmesi ve sürekli cemaate giydirmeler yapması tabiri caizse. Peki böyle de şu ana kadar bununla ilgili ne yapıldı? Sürekli bir AKP... Yani AK Parti ile cemaat tartışmalarıyla meşgul bir gündem var. Ama bu gündemin yanı sıra sağımızda solumuzda neler oluyor? Biz bunları kaçırıyor muyuz? Bir de o var. Çünkü bakınız sınırlarımızda Ermenistan, Almanya'dan sonra Başbakan Almanya seyahatinden sonra Ermenistan kapılarının açılıp açılmaması ile ilgili hiçbir yorum yok ama inkar da yok. Biraz önce konuşmuştuk kendi aramızda biz, evet. Burada da tartışıyoruz. Kıbrıs deseniz Kıbrıs'la ilgili görüşmeler oturuyor ama yine hangi tiyatro demek lazım? Çünkü bu hep bir tiyatro gibi oynanıp kalkılıyor. Arkasından ne gelinecek? Gündem böyle cemaat ve AK Parti tartışmalarına gark olmuşken acaba etrafımızda neler dönüyor? Somut bir şeyler de yapılıyor mu? Siz bir gazeteci olarak araştırıyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Nasıl bir yorumda bulunursunuz? Şimdi efendim, Türkiye'de maalesef cambaza bak oyunu oynanmaktadır. Hükümet ve cemaat karşılıklı birlikte aynı yoldan geçtiler, aynı sudan içtiler tam 12 yıl boyunca. Birlikteyken bu millete hayırları, bu milletin menfaatlerine
ne yaptılar ki kavga ederken ne olsun? Bunları ikiliği kullanan Batı emperyalizmi daha önce birlikte kullandığında da efendim malı götürüyordu. Şu anda da götürüyor tabiri caizse. Türkiye'yi götürüyorlar, ülke kaynaklarını götürüyorlar. İfade buyurdunuz yanı başımızda Kıbrıs adasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fiilen es geçilmiş, dikkate alınmadan yabancı petrol şirketleri pay etmiş. Burada petrol çıkartıldı, doğalgaz çıkartıldı. İsrail ve Rum işbirliğiyle Amerikan şirketi, hatta Kore şirketi var burada, Güney Kore şirketi. Kısaca bu gaz Kıbrıs adasına ait olduğu halde ne acıdır ki iktidarın sayın bakanı Türk milletinin yüzüne baka baka İsrail gazı diye yutturmaktadır. Bu İsrail gazı değil efendim, bu Türk milletinin kendine anasının sütü gibi helal olan Türk milletinin kendi malıdır, kendi mülküdür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlettir. Bu devlete ait olan kaynaklar başkalarına verilemez, peşkeş çekilemez. Hükümet 2 sene önce efendim göstermelik bir tepki koydu. Vay efendim Rumlar ateşle oynuyor filan. Pir Reis gemisini gönderdi. Pir Reis gemisi gittiği seferden bir daha dönmedi. Ve konu öylece kapandı. Malum olduğu üzere efendim Obama bir fırça attığı ifade ediliyor. Yani karışmayın, o şirket Amerikan şirketidir. İsrail Rum gazı çıkardı, doğal gazın sahibi. Ancak şu anda satma bunu Batı'ya aktarma problemi var. Satma problemi var, pazar problemi var. Nerede bulalım bir enayi, affedersin. Türkiye'nin kara sularından Adana'da efendim deniz altında bir boru döşenerek Adana'ya ve oradan Avrupa'ya taşınması gündeme geliyor. Sayın Bakan da Türk ülke kullanılıyor, İsrail gazı diye bunu bize satıyor. Sanki büyük bir nimetten bahsediyor. Efendim büyük bir getiriden bahsediyor. Bize ait olan gaz İsrail damgası vurularak dünya pazarına çıkartılıyor. Şimdi Rumlar burada tek taraflı olarak adanın tüm hakkına fiili olarak tecavüz ediyor. Çünkü Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi parsellendirme yapmıştır. Rum kesimi de parsellendirme yapmıştır. Adanın dört bir tarafında. Şimdi bu parselleme Türk tarafının yaptığı parsellemeyle çakışmaktadır. Yani kısaca bu parsel dediğimiz şey aslında KKTC'nin, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi bölgesidir, kendi malıdır. Toprak neyse bu arsa da odur. Ve şu anda çıkartılan efendim bu doğalgazda adanın tüm hakkı söz konusudur. Önce Rumlar efendim Türk kesiminin de bunda hakkı var filan gibi böyle laf gevelediler. Şu anda onu da geçti. Sayın Bakan bu gazı İsrail gazı ilan etti, bitirdi işi. Evet. Sayın Karaca, şimdi bir şey sormak istiyorum, bir şey merak ediyorum. Ya bu Amerikalılar çok akıllılar, öyle ya. Çünkü ifade ettikleri öyle büyük kelimeler yok. Şimdi ben veya idrak edemiyorum veya bende bir sıkıntı var. Şimdi buraya geliyor Hillary Clinton. Bakanın evet. İsrail gazı dediği, Türkiye'nin karşı çıkma hakkı olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özbeöz hakkı olan gaz için Amerika Birleşik Devletleri'nden Hillary Clinton Dışişleri Bakanı iken çok akıllı bir tavırla buraya geliyor. Yani öyle ya, şimdi bir moderatör olarak objektif olmamız lazım. Buna ancak çok akıllılık denilir. Ama evet. Diyor ki, şimdi Türk tarafının tepkisini biliyor Kıbrıs'ta. Buradaki yetkililere gazetelerde çıkmıştı bu. Kimse inkar edemez. Diyor ki, ya işte burada gaz araştırması yapan şirket, ki gaz çıkarılıyor çoktan, araştırma geride kalmış. Amerikan şirketidir. Yani biz ne yapalım, tepkilerimizi ona göre mi dizayn edelim? Veya bu noktadan istiyor, evet. Yani hiç sesimizi çıkarmayalım mı? Yani hiç pay almayalım mı biz buradan?
Yani burada bizim hakkımız yok mu diye diye biz bugün İsrail gazı noktasına geldik. O zaman ziyaretinde bir söz daha etmişti. Şimdi Türk dış politikasını da biraz ele alacak olursak, biz Ermenistan'la bugün jest iddiaları havada uçuşurken Suriye'ye düşman olduk. Irak'la ilişkileri gerdik. Mısır'dan kovulduk. Libya'yı vurduk. Şimdi bu aynı Dışişleri Bakanı o zamanlar şunu söylüyor. Şimdi hayal ederek bir şeyleri tabii ki. Çok akıllı olduğundan dolayı hayal ediyor. Diyor ki Suriye'de her şey olup bittikten sonra El-Kaide ile siz uğraşacaksınız. Yani buradan El-Kaide'yi de ben koydum, Türkiye temizleyecek gibi bir söz mü anlamamız lazım buradan? Ya bu dış politika bu noktada nasıl şekilleniyor onu da merak ediyorum ve bu söz de oldukça ilginç. Yani maş olarak Türkiye'yi kullanmak istemiş olmuyor muydu o zamanlar Sayın Dışişleri Bakanı? Bağımsız bir devlete yakışmayan politikalardır. İfade buyurduğunuz üzere komşularımızla sırf sorun olduk, komşularımızın başına bela olduk adeta. Ve milletimizin, devletimizin menfaatine olmayan işlere girdik. Ha, bütün Suriye başta olmak yalnız, üzere. Sayın Karaca, bütün komşularımızla değil, Yunanistan'da öyle değiliz. Ermenistan'da öyle değiliz, Rum'da öyle değiliz. Evet, çok doğru buyurdunuz. Yani Ermenilerle, şu an Ermenistan'la şu anda onlara bir jest söz konusu. İşte Rum'a jest, baksanıza hakkımız olan gaz aramadan bile feragat etmiş durumdayız. Bize ait olana İsrail gazı patenti vurarak dünyaya pazarlayacağız. Ülkemizden geçecek. Evet. Çok acı ama gerçek bu. Peki niçin şu anda Kıbrıs meselesi gündeme geldi? İşte bu gazın çıkartılan ve bundan sonra çıkartılacak olan gaz ve petrolün bu ülke Kıbrıs'ta işin sağlama bağlamak istiyorlar. Çünkü şu anda yapmış oldukları gayri hukuki bir durum. Bu iki kesime aittir. Yani Rum kesimi ve KKTC'ye aittir. Başkasına ait olan bir gaz, petrol böyle karambolden götürüyorlar. Şunu düşünüyorlar, yarın bir iktidar değişimi durumunda, bağımsız Türkiye iktidarında, bağımsız politikalar izlendiği takdirde, milli politikalar izlendiği takdirde Türkiye'nin yeniden bu adaya gelip oturmaması hiç mümkün değil. Bir daha asker çıkarmaması hiç mümkün değil. Hele hele Profesör Doktor Haydar Başbey başbakan olduğu takdirde değil bu adada efendim İsrail'in, Rum'un gaz çıkarması, petrol çıkarması bir kum tanesi bile denizden çıkaramaz. Bunun farkında oldukları için de milli ekonomi modeli bu ülkede Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde gündeme gelince adamlar telaşa kapıldı, işi sağlama almak istiyorlar. Şu anda Türk siyaseti, cemaat, hükümet vesaire bu tiyatroyu bıraksın. Herkes görüyor. Cemaat diyor ama maalesef bir adım attığı yoktur. Örgüt diyor, örgütü sırtında taşıdı iktidar. Örgüte karşı yapılması gereken mevzuat bellidir. Ama harekete geçmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Öyleyse biz bunu tiyatro olarak değerlendireceğiz ve bu olaya bakmayacağız. Çok sağ olun efendim. Bakın Meltem Medya Grubu şu anda Türkiye'de hiçbir basının gündem etmediği çok önemli milli konuları Türk milletinin gündemine taşıyor. Bu tiyatroyu bırakın diyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin gerçeklerine bakın diyoruz. Bu açıdan programınızı da gerçekten tebrik ederim diyorum. Sayın Karaca, son bir şey sormak istiyorum ve kısa bir cevap almak istiyorum. Siz de müsaade ederseniz eğer. Sayın Karaca, şimdi az önce gerçekleştirilen politikaları biz gündem ettik, sizlerle konuştuk. Şimdi şu çok merak ediliyor. Acaba bu saatten sonra, ya mesela Suriye'de, Suriye ilişkin dış politika değişebilir mi? Veya bu nasıl gerçekleşir? Veya Azerbaycan bugün Ermenistan politikasından dolayı çok tepkili. İddialara anında bir cevap geldi Azeri yetkililerden. Karabağ sorunu olmadan asla işte Ermenistan ambargo Türkiye'nin kaldırılması düşünülemez diye. Büyük bir yaraları var bu noktada. Yani küstürmüş olduğumuz ülkeler var diyebiliriz. Şimdi bu politikalar tersine dönebilir veya bunun için hangi adımlar atılmalı?
Bu politikalar elbette tersine dönebilir Faruk Bey. Hükümeti yetiştiren merhum hocaları, bunlar çoluk çocuk demişti de biz anlamamıştık ne demek istediğini. Hakikaten yetişmemiş çoluk çocuk. Bakın, bir grup öğrenci, benim asıl mesleğim öğretmenliktir biliyorsunuz. Bir grup öğrenciyi efendim şu anda iktidarın yerine koyun. Birbirine bakarlar, yahu biz ne yapıyoruz der. Azerbaycan bize kendi milli çizgimizi hatırlatıyor, kırmızı çizgimizi hatırlatıyor. Karabağ sorunu çözülmeden sınırı açmayın diyor. Ermenistan'a olan bakışımızı bize Azerbaycan hatırlatıyor. Aynı şekilde Irak merkezi hükümeti, siz Barzani'den petrol aldığınız takdirde burayı fiilen tanımış olursunuz, yapmayın, bu sizin kendi menfaatinize aykırıdır diye bizi uyarıyor. Misak-ı milli sınırlarına, evet. Evet, Esad yönetimi aynı şekilde bizi tekrar tekrar uyardı. Bu terörü siz kendi ülkenizin içine bulaştırıyorsunuz, yapmayın, etmeyin, bunları desteklemeyin. Ancak gel gör ki çocuğa bile bu kadar nasihat yapılsa, bu kadar uyarı yapılsa, çocuklar bile kendine gelir, biz ne yapıyoruz der. Bakın, çocuk çocuk maalesef iş yapıyorlar, çocuk çocuk kavga ediyorlar. 12 yıl sırtında taşımış olduğu yapıya sen şusun, sen busun diyor ve laftan öteye geçemiyor. Ancak çocuklar yapar diyorum efendim. Çok teşekkürler. Tabii. Teşekkür ediyoruz ama ben aklıma bir şüphe etmek durumunda kaldım. Hani bu Kıbrıs'taki vatandaşta aşağıdan geçen boru hattını su için zannediyor. Bu da gaz için filan inşallah değildir diye değildir, de böyle bir şey evet. Söylemek ihtiyacı duydum. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Karaca. MHP grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan Erdoğan'a Alo Fatih tepkisi. Mustafa Sarıgül Sultanbeyli de konuştu. Sarıgül 2B düzenlemesini iptal etme sözü verdi. Ve CHP grup toplantısıyla devam ediyor sayın seyirciler. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Başbakan Erdoğan'ın Alo Fatih olarak adlandırılan ses kayıtları ve Kabataş iskelesinde başörtülü bacıma saldırdılar iddiası vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Alo Fatih olarak adlandırılan ses kayıtlarına dikkat çekti. Son günlerde bir Alo Fatih dönemi başladı. Alo Fatih diyor, Fatih daha cümle bitmeden emredersiniz diyor. Dün bir tape düştü. Yine Alo Fatih ile ilgili. Ama bu kez Mustafa Sarıgül'ü göstermeyin diyor. Biliyorsun diyor, çok sıkıntılı bir dönemdeyiz diyor. Neden gazetenin birinci sayfasında Mustafa Sarıgül'ün fotoğrafı var? Kim söylüyor? Bu ülkenin başbakanı söylüyor. Çıksın yalanlasın bakayım. Kendi sesinden. Mahkeme kararıyla yapılmış bir dinleme. Öbürü de diyor ki, hiç meraklanma diyor, öyle şey olur mu? Bak Sarıgül'ün karşısına Gürsel Tekin'i çıkarıyoruz diyor. Bunlar kavga edecekler diyor. Ama onların bilmediği bir şey var. Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceksiniz. Gürsel Tekin gidecek İstanbul'da, Mustafa Sarıgül'ün elini kaldıracak. Kılıçdaroğlu, gezi olayları sırasında Kabataş iskelesinde başörtülü kadına şiddet uygulandığı iddiasını da gündeme getirdi. Ülkeyi yöneten bir başbakan düşünün. Olmayan bir olayı, başörtülü bacımı yerlerde sürüklediler diye halkı tahrik ediyor. Ben halkımı kutluyorum. Halkıma saygılarımı sunuyorum. Bu yalancıya inanıp galeyana gelmedikleri için. Neden bunları gündeme getiriyor biliyor musunuz? Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu saklansın, gizlensin diye. Buradan o yalancıya söylüyorum. Kadının başörtüsü senin yolsuzluklarını örtemez. O kadının başörtüsüne saygı duyarım, senin yolsuzluğuna şiddetle karşı çıkarım. MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli'den hükümete terörle müzakere eleştirisi.
Sayın seyirciler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde ise terörle müzakere süreci vardı. Bahçeli sert ifadelerle hükümeti eleştirdi. Meclisteki PKK'lılar bir yanda toplumsal barış ve müzakere bakanlığı kurulmasını isterken, diğer yanda teröristlerin sosyal hayata kazandırılmasını, yani afı dayatmışlardır. Bir yanda pazarlıkların yasal statüye kavuşturulmasını, diğer yanda ise sözde barış sürecini izlemek ve arabuluculuk yapmakla görevli yerli veya yabancı bir gözlemci heyetinin teşekkülünü istemişlerdir. AKP hükümeti ise bu PKK taleplerini önümüzde seçim var, bunu halka anlatamayız diyerek zamana yaymıştır. Bu sözlerden anlaşılacağı üzere AKP prensipte PKK'ya ve İmralı canisinin beklentilerine tamam demiş, sadece zamanlama açısından kuşkularını paylaşmıştır. Geldiğimiz şu günkü aşamada PKK, BDP ve AKP aynı karanlık emelin etrafındaki fikir ve emel birliği yapmış ve tüm hain yüzler böylece gün yüzüne çıkmıştır. İhanetin dozu öyle artmış, kontrolü öyle kaçmıştır ki AKP'nin hazırladığı seçim bildirgesinde yerel yönetimler için özellik vaadi bile yer bulmuştur. Türkiye'nin Avrupa yerel yönetimler özellik şartındaki çekincelerini ve koyduğu şerh AKP hükümetinin tamamen kaldıracağı medyaya yansımıştır. Anlayacağınız şerefsizlik diz boyudur. Özerkli hazırlanıyorlar. BDP'li Gülten Kışanak özerklik zorunlu bir değişimdir iddiasını savundu. Evet, Türkiye'nin bu kritik sürecinde BDP-PKK cephesinin gündeminde ise özerklik var. AKP'nin çıkardığı Büyükşehir Yasası'nın özerklik hedeflerine hizmet ettiğini belirten BDP'nin Diyarbakır adayı Gülten Kışanak, özerklik bir zarurettir dedi. BDP-PKK cephesi özerklik ilan etmeye hazırlanıyor. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş bunun için seçim sonrasını işaret etmişti. AKP grup başkan vekilleri. Bu yönde bir açıklamada BDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı olan Gülten Kışanak'tan geldi. Kışanak, AKP'nin çıkardığı Büyükşehir Yasası'nın özerklik hedeflerine hizmet ettiğini belirtti. Artık Türkiye'de herkes bu özerklik konusunu tartışıyor. Bu kadar katı merkeziyetçi bir yönetimin demokratik olma şansı yoktur. Yerel yönetimler güçlendirilmelidir, yetkiler yerel yönetimlere devredilmelidir. Bu artık kimsenin inkar edemediği bir hakikat. Ve en nihayetinde mevcut hükümet de Büyükşehir Yasası'nı bu gerekçeyle savundu. Dedi ki biz Büyükşehir Yasası'nı çıkartıyoruz ki yerel güçlensin, yerelin yetkileri çoğalsın, yerel kendi kendini yönetme imkanına sahip olsun dedi. Ayrıca hükümetin uzunca bir zamandır vaadi var, Avrupa yerel ve bölgesel yönetimine özerklik şartının çekincelerini kaldıracağız diye. Özerklik ilanının bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Kışanak, demokrasi çıtasının yükselmesi için bu zorunlu bir değişimdir dedi. Bu ülkenin özerkliğe, yerel özerkliğe ihtiyaç var. Herkes bunu konuşsun. Mustafa Sarıgül Sultanbeyli de konuştu. Sarıgül, 2B düzenlemesini iptal etme sözü verdi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ise Sultanbeyli'de halka seslendi. Yoğun ilgiyle karşılanan Sarıgül, 2B düzenlemesini iptal etme sözü verdi. Şişli Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Sultanbeyli'de vatandaşlara seslendi. Sultanbeyli'deki bütün kardeşlerime sesleniyorum. Bu meydanda bulunan yurttaşlarımın hepinizin haklarınızı, hukuklarınızı en güzel şekilde koruyacağım. Ama yarın 30 Mart akşamından sonra bu meydanda bulunmayan AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin de hakları ve hukuklarını koruyacağım. Hiç merak ettim. Sultanbeyli'de yoğun ilgiyle karşılanan Sarıgül, 2B düzenlemesini iptal etme sözü verdi. Orada bulunan bir emekli büyüğümüzün, bir abimizin böyle bir parası yok ki orayı versin lazım. Buradaki amaç şu, verirsen vereceksin,
vermezsen yandaş müteahhitler gelecekler, hazineden ihaleye girecekler ve sana diyecekler ki iki ay içerisinde buradan çık. Bakın size ben bir şey söyleyeyim. 2B haksızlıktır. 2B haksız kazançtır. 2B zulümdür. 2B ocakları söndürmektir. Sarıgül ocakları söndürmeye bir, ocakları tutturmaya gelir. Sultanbeyli'de CHP bayraklarının kesildiğini de belirten Sarıgül, çarşamba gününe kadar süre verdi. Sultanbeyli belediye başkanına sesleniyorum. Buradan AK Parti İstanbul iline sesleniyorum. Benim adaylarımın afişlerini, broşürlerini 15 dakika sonra kesiyorsunuz. Çarşamba gününe kadar size süre. Bunları takip edeceğim. Çarşamba gününden sonra sizin afişleriniz neredeyse onun yanına bizim adayımızın afişleri asılacak. Şayet o afişleri keserseniz Sultanbeyli'de İstanbul'da size dar getiririm ben. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gizli istihbarat şefleri toplantısından çıkan sonuç, Suriye'deki teröristlere daha fazla destek. Batı ve Orta Doğu'daki taşeronları Suriye üzerine yeni planlar kuruyor. 3 yıldır Beşar Esad'ı deviremeyen güçler bu kez Suriye'deki teröristlere ağır silahlar ve para desteği verme kararı aldı. Daha önceden de aynı destekler vardı. Ancak bu kez daha da ağır silahlardan ve daha da ağır bir para yükünden bahsediliyor. New York Times gazetesi bu kararın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen istihbarat şefleri toplantısında alındığını yazdı. Halk arasına fitne tohumları atarak Beşar Esad'ı devirmeye çalıştılar ancak plan tutmadı. Kimyasal saldırı, varil bombaları gibi haberlerle Birleşmiş Milletler'den operasyon kararı çıkarmak istediler ama olmadı. 50 ülkeden 100 bine yakın teröristi Suriye'ye soktular, bunlara her türlü desteği verdiler ama yine amaçlarına ulaşamadılar. İkinci Cenevre görüşmelerinde masa başında Esad'ı devre dışı bırakmak istediler ama hesapları bozuldu. Batı ve bölgedeki taşeronları Suriye'de dengeleri bir türlü değiştiremedi. Amerikan istihbaratına göre Beşar Esad özellikle son bir yılda kontrolü büyük oranda ele aldı. Panikleyen Batı ise yeni planlar peşinde. New York Times gazetesi Washington'da gizli istihbarat şefleri toplantısı yapıldığını yazdı. Habere göre toplantıya Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, İngiltere, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilciler katıldı. Alınan kararsa Suriye'deki teröristlere daha fazla destek vermek oldu. Bu kapsamda isyan güçlerinin maaşlarının ödenmesinden ağır silahların sevkiyatına kadar birçok hamleye onay verildi. Batı'nın Suriye'deki ateşi daha da körükleyen yeni planına Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, silah ve top yerine ekmek ve yağ götürmek lazım. Silah sevkiyatı hazırsa yollar var demek. Halkın sıkıntılarını azaltmak isteyenler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden karar çıkartmak yerine gıda ulaştırmak için de bu yolları kullanabilir dedi. Evet, Suriye'deki durum böyleyken Irak'ı da boş bırakmıyorlar aslında, böyle söylemek lazım. Çünkü hemen hemen Amerika'nın işgalinden sonra bir gün bile yüz gülmeyen Irak bugünü de bombalı saldırılar altında geçirdi. Başkent Bağdat ve Hilla kentlerinde meydana gelen patlamalarda 49 kişi öldü, yüzden fazla kişi de yaralandı. Irak'ta gün geçmiyor ki bombalar patlamasın. Ülke, Amerika tarafından işgal edildiği 2003'ten bu yana kan ve gözyaşının merkezi oldu. Son saldırı haberi Bağdat ve Hilla kentlerinden geldi. Başkent Bağdat'ın 100 kilometre güneyindeki Hilla kentinde bomba yüklü 7 araçla saldırılar düzenlendi. Araçların infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada 35 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi de yaralandı. Aynı dakikalarda başkent Bağdat'ta da bombalar patladı. Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede üçü pazar yerini, biri de camiyi hedef alan 4 ayrı saldırı düzenlendi. Ortalığı kan gölüne çeviren saldırılarda 15 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi de yaralandı. Irak'ta son aylarda özellikle bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda büyük artış görülüyor. Ülke her ay bu saldırılara yüzlerce kurban veriyor.
Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon Akçaabat Belediye Başkan Adayı Muharrem Bayraktar iddialı projelerle geliyor. Akçaabat esnafını gezen Bayraktar bu projelerle işsizliği sıfırlama sözü veriyor. Söğütlü Kanal Projesi, Teleferik Projesi, Fındığı 10 liradan alma projesi, çok katlı otopark ve daha birçok proje. Teşekkür ederim. Bağımsız Türkiye Partisi Akçaabat Belediye Başkan Adayı Muharrem Bayraktar bu projelerle halkın karşısına çıkıyor. Biz geziyoruz. Bize proje adamı diyorlar bize. Doğru i̇nşallah, mu diyorlar? İnşallah hayır, doğru diyorlar. Doğru işte. İnşallah. Projelerimize dedikodu yok, kavga yok. Bizde istihdam için, iş için, esnaf için projeler var. Akçaabat için projeler var. İnşallah Akçaabat'ın geleceği için projeler var. Bize diyorlar ki Muharrem Bayraktar proje adamı. İnşallah öyle olacak. İnşallah sandıktan, öyle olur. Sandıktan çıkacağız desteğimizi. Belediye başkanı olursam el ele vereceğiz. İnşallah. Akçaabat ayağa kaldıracağız. Var mısınız? Elbette. Tamam, hadi bakalım. Akçaabat esnafını gezen Muharrem Bayraktar, hazırladıkları projeler sayesinde işsizliği sıfırlayacaklarının sözünü verdi. İş kimsenin bir projesi yok. Ve hep Akçaabat'taki gençlerin işsizliğini ortadan kaldırmak için projeler geliştirdi. Diyorum ki, ey anneler, babalar, Fadime teyzeler, Mehmet amcalar, çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsanız bana oy verin. Ha, bir partiniz var, partinizi düşünüyorsanız onlara oy verin o zaman. Yani. Ya çocuklarınız, ya partileriniz. Yine buradayız. Bu projeleri başka boş geçmeyin. Geçmiyoruz. Akçaabat'ın yararlı olan her şeye evetiz. Evet, saygılar sunuyorum. Bir mukavele. İşte en büyük ikramımız oyunuz. Oy varsa güzel. O garanti. Ben biliyorsun belediye başkan adayı oldum. Evet. Destek istiyorum sizden. Evveli Allah. Destek sizi. Evet. Kahveleri de gezen Muharrem Bayraktar, vatandaşlara belediye başkan adaylarınızı sorgulayın çağrısında bulundu. Arkadaşlar, ey Muharrem Bayraktar, ey A Partisi'nin belediye başkanı adayı, ey filanca belediye başkanı adayı, sen şu Akçaabat'ta ne yapacaksın kardeşim? Bir anlat bakayım bana. Ve ben bunu anlatayım, bunu dinleyeyim. Ondan sonra yolsuzluk, hırsızlık, onlara ayrı not verin de şu adaylarınızı bir değerlendirin yani. Bizi değerlendirdiğiniz zaman ben eminim ve birinci çıkacağım. Çünkü biliyorum, projelerimden eminim. Televizyon ekranlarından Akçaabat'la alakalı projelerimi anlatıyorum. Akçaabat'ta neler yapacağımı anlatıyorum. Bunların hepsi Akçaabat'taki işsizliğin son bulmasıyla alakalı. Bütün projelerimin temelinde bu. Ben vatandaşlarımdan çocuklarının geleceği için o istiyorum. Eğer çocuğum iş bulsun diyorsa Akçaabat'lı hemşehrilerim ama gelsin. Dışarı doğru bir tur atın. Taksim'deki patlamanın ardından bilanço netleşti. 9 kişi yaralandı, 185 ev ve iş yeri zarar gördü, enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Taksim Kazancı Yokuşu'nda meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu. 9 kişinin yaralandığı patlamada ev ve iş yerinin zarar gördüğü açıklandı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu patlamanın tüp gazdan meydana geldiğini belirlendiğini açıkladı. İşte Taksim'deki patlamadan bugüne yansıyanlar. Biri ağır, 9 yaralı ve hasar gören 185 ev ve iş yeri. Taksim Kazancı Yokuşu'ndaki patlama ardında bu bilançoyu bıraktı. Yukarıya. Şiddetli patlamadan geriye sadece rakamlar kalmadı elbette. Patlamanın yaşandığı sanat galerisi işte bu hale geldi. Dehşet anlarına şahitlik eden çevre esnafı o anları bakın nasıl anlattı. Nasıl anlatalım, şu anda işte uyuyordum burada, evet. Duvarın çökmesinden uyandım. Hangi duvar çöktü? Bu duvar üstüme çöktü. Bu duvar mı vardı? Evet, duvar vardı. Nasıl oldu öyle bir ses? Ses olarak o anda bir an dalmıştım, üzerimdeki yığıntıları kaldırdım. Bu gördüğü burasıyla atölye kısmı var, yazıhane kısmı var, tamamen patlamış, duvarlar patlamış yani. Bu şekilde o şekilde gelmiş yani. Bayağı çünkü basınçtan dolayı olduğu gibi her şey allak bullak etmiş. Esnaflara göre patlama öyle şiddetliydi ki tüp gazdan olabilme ihtimali bile onlara düşük geldi. Gaz diyorlar ama gazın bu kadar bir etki yapması, bir basınç yapması bilmiyorum. Böyle bir tesir yaratır mı yaratmaz mı yani? Koca bir mahalleyi komple bir mahalle getirdim. Patlamanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri de esnafları doğrular nitelikte. Bak nasıl sallandı. Bak.
Burası patlamanın yaşandığı sanat galerisinin 150 metre uzağında yer alan bir iş yeri. Patlama ile birlikte iş yerinin camları sarsılıyor ve bazı ürünler yere düşüyor. Ne olduğunu anlamayan esnaf sarsıntı ile birlikte soluğu dışarıda alıyor. Patlamanın kesin nedeni gece saatlerinde belli oldu. Patlamanın yaşandığı sanat galerisinde inceleme yapan itfaiye ekipleri patlamaya tüp gazın yol açtığını belirledi. İlk etapta bulgularımız doğalgaz veya bir tüp gaz patlaması olabileceği şeklindeydi. Ve daha sonraki incelemelerde de bunun yüksek ihtimalle %99 bu ilgilerin bana verdiği bilgi tüp gaz patlaması olduğu şeklinde netleşti. Patlamada hasar gören 185 ev ve iş yerinde oluşan enkaz temizlik ekiplerince kaldırılmaya başlandı. Bu işlemin birkaç gün sürebileceği belirtilirken evleri zarar gören 58 kişi de çevredeki otellere yerleşti. Abi dur, çıksa bir şey yok orada. Geçtiğimiz pazar günü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Fuat Kaplan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın'dan acı haber. Geçtiğimiz pazar günü Kuşadası ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından Fuat Kaplan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 16 Şubat'ta İnönü Bulvarı'ndaki bir avukatlık bürosunun önünde şüpheli bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti. Polisin geldiğini fark eden şüpheli Hasan Aydın kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşanmıştı. Yaklaşık 30 metrelik takibin ardından polis memuru Fuat Kaplan Hasan Aydın'ı yakalamış, boğuştukları sırada şüphelinin açtığı ateşle başından vurulmuştu. Elinden yaralanan polis memuru Orçun Ekşioğlu ise zanlıyı etkisiz hale getirmişti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurlarından Orçun Ekşioğlu bir gün önce taburcu edilmiş, Fuat Kaplan'ın tedavisi ise sürmekteydi. Ancak umutlu bekleyişler yerini acıya bıraktı. 3 gündür yaşam savaşı veren polis memuru Fuat Kaplan sabaha karşı hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi görev yeri olan Kuşadası ilçesine gönderildi. Sporcu Seyitan'ın yere düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Uzmanlardan profesyonel sporculara önemli uyarılar. Müsabaka sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden milli tekvandocu Seyitan Akbalık'ın yere yıkılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir Mısır televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde Akbalık müsabaka esnasında aniden fenalaşıyor. Öte yandan milli tekvandocunun ölümü sporcuların kalp sağlığı konusunu gündeme getirdi. Uzmanlar profesyonel sporculara altın değerinde önerilerde bulundu. Henüz 21 yaşındaydı Seyitan. Daha alacak çok kupası, kazanacak çok madalyası vardı. Ama olmadı. O hayatının baharında aramızdan ayrıldı. Üstelik çok sevdiği tekvando yaparken. Mısır'ın Luxor kentinde düzenlenen uluslararası tekvando şampiyonasında müsabaka sırasında kalp krizi geçiren milli sporcumuz Seyitan Akbalık'ın ölümü tüm Türkiye'yi kahretti. Dün İzmir'in Bayraklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan Seyitan'ın son anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir Mısır televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde ilk olarak Seyitan'ın rakibiyle dövüştüğü görülüyor. Hakemin araya girmesinin ardından Seyitan bir anda yere yığılıyor. Sahaya giren doktorlar genç tekvandocuya müdahale ediyor ama nafile. Seyitan Akbalık hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybediyor. Milli tekvandocu Seyitan Akbalık'ın müsabaka sırasında hayatını kaybetmesi sporcuların kalp sağlığı konusunu gündeme getirdi.
Uzmanlar sporcularda ölümcül rahatsızlıkların son yıllarda ciddi oranda arttığını söylüyor. Çok büyük oranda zaten profesyonel sporcular periyodik spor öncesi periyodik muayenelerden geçiyorlar. Bizim hastanemize de geliyorlar. Birçok sporcu geçiyor ve enteresan bir şekilde bu muayeneler sırasında bizim tespit ettiğimiz 20'li yaşlarda çok genç insanlar bunlar. Bu genç insanlarda tespit ettiğimiz ve spor yapmasına engel olan rahatsızlıklar bulabiliyoruz. Bu çok nadir görülen veya hiç görülmeyen bir durum değil. Uzmanlara göre profesyonel sporcularda meydana gelen ani ölümleri önlemenin tek yolu sporcuların detaylı kalp taramasından geçmesi. Özellikle profesyonel sporcular geçerler ve bu tarama testlerinden geçip spor yapma onayını alanlar spor yapabilirler. Ha bunlarda da risk sıfır değildir ama risk minimize edilir. Dolayısıyla kalp özellikle profesyonel sporcuların sportif aktivite hayatlarına başlamadan önce mutlaka bir temel kalp kontrolünden geçmesine yarar var. Fiyatı altınla yarışıyor. Nurlu Badem'in kilosu 99 lira. Muğla'nın Datça ilçesinde yetişen ve tamamen organik olan Nurlu Badem'in fiyatı altınla yarışıyor. 99 liralık fiyat vatandaşa ağır geldiği için piyasada organik badem yerine genetiğiyle oynanmış ithal bademler tercih ediliyor. Muğla'nın Datça ilçesinde yetişen ve Nurlu Badem olarak bilinen bu yemişin kilo fiyatı altınla yarışıyor. Üretimin az olması sebebiyle kilosu 99 lira olan Nurlu Badem, gramı 92 lira olan altını solladı. Nurlu Badem, çiğ bademe göre daha lezzetli ve daha yumuşak. Üretim azlığı ve orman yangınları sebebiyle fiyatı diğer bademlere göre daha pahalı olan Nurlu Badem, birçok hastalığa iyi geldiği gibi diyet programlarındaki yerini de almış durumda. Kolesterolü çok iyi geliyor, kalbe çok iyi geliyor. Aynı zamanda doktorlarımız diyet olarak veriyor badem, özellikle çiğ bademe. Hazımsızlığa aynı zamanda iyi geliyor, bağırsak çalıştırıyor. Bu Muğla tarafında geliyor işte, Muğla'da Datça'da yetişiyor bu özel badem. Vatandaşsa Datça bademinin yüksek fiyatından dolayı ithal edilen genetiği değiştirilmiş bademe yöneliyor. Çiğ bademin genetiğiyle oynanıyor ama bu bademde şekil bozukluğu vardır. Bu da organik doğal olduğundan dolayıdır. Aldı parasını. Evet, bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz efendim. Hoşçakalınız. İyi akşamlar sayın seyirciler.